Microsoft Office 2010 programlarının yeni bir eki olan Backstage görünümü, Microsoft Office Fluent kullanıcı ara birimindeki en son yeniliktir ve Sheri'de eşlik eden bir özelliktir. Dosya menüsü tıklatılarak erişilebilen Backstage görünümü uygulamasında dosyalarınızı açabilir, kaydedebilir, yazdırabilir, paylaşabilir, yönetebilir ve program seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Dosya sekmesi, Microsoft Office'in önceki sürümlerinde kullanılan Microsoft Office düğmesinin ve dosya menüsünün yerini almıştır. Dosya sekmesini tıklattığınızda, Microsoft Office'in önceki sürümlerinde Microsoft Office düğmesini veya dosya menüsünü tıklattığınızda gördüğünüz aç, kaydet ve yazdır gibi pek çok temel komutu görürsünüz. Excel 2010 içeriğinizi yönetmek, korumak ve paylaşmak için araçlar sunar. Excel 2010 artık kaydetmeden kapattığınız dosya sürümlerini de kurtarabilmektedir. Office'in önceki sürümlerinde olduğu gibi otomatik kurtarma seçtiğiniz zaman aralığında dosyanızda yaptığınız çalışmaları kaydedecektir. Artık yanlışlıkla dosyanızı kaydetmeden kapattığınız durumda dosyanızın en son otomatik kaydına ulaşmanız çok kolaydır. Dosyanızı kaydetmeden kapatmanız halinde ya da olası bir güç kaybı neticesinde dosyanın kaydedilmeden kapanması halinde dosyanın bir sürümü geçici olarak tutulur. Böylece dosyayı yeniden açtığınızda verilerinizi kurtarabilirsiniz. Bu özelliklerin çalışması için otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı ve kaydetmeden kapatırsam otomatik kaydedilmiş son sürümü koru seçeneklerinin etkin olması gerekir. Bunun için dosya sekmesini tıklatarak seçenekleri ve kaydeti tıklayıp otomatik kurtarma bilgilerini her nokta nokta dakikada bir kaydet onay kutusunu işaretlememiz gerekmektedir. Dakika alanında programın verilerinizi ve program durumunu hangi sıklıkla kaydetmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Kurtarılan dosyanın içerdiği yeni bilgilerin miktarı, Microsoft Office programının kurtarma dosyasını ne sıklıkta kaydettiğine bağlıdır. Örneğin kurtarma dosyası 10 dakikada bir kaydediliyorsa, kurtarılan dosyanız çalışmanızın elektrik kesintisi veya diğer bir sorun ortaya çıkmadan önceki 10 dakikalık kısmını içermez. Daha önceden kaydedilmiş dosyamız üzerinde bir takım değişiklikler yaparak bu değişiklikleri kaydetmeden dosyamızı kapatalım. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi dosyamız üzerinde yaptığımız fakat kaydetmeden kapattığımız değişikliklerimizin kurtarılabilmesi için belirlemiş olduğumuz otomatik kurtarma süresinin aşılmış olması gerekmektedir. Dosyamızı kaydetmeden kapatalım ve tekrar açalım. Yaptığımız son değişikliklerin dosyamızda yer almadığını görüyoruz. Kapanma öncesi yapmış olduğumuz değişikliklere ulaşmak için dosya sekmesini ve bilgi seçeneğini tıklayalım. Burada sürümleri yönet başlığının yanında dosyamıza ait sürümler görüntülenmektedir. Bu alandan ilgili sürümü seçerek dosyamızın üzerinde belirecek olan iş çubuğundan önceki boyut komutuna tıklayarak kaydedilmeyen verilerimizi kurtarmamız mümkün olacaktır. Üzerinde yeni çalışmaya başladığımız, yani henüz hiçbir şekilde kaydetme işlemi gerçekleştirmediğimiz bir dosya içinde söz konusu olası durum yaşanabilir. Bu durumda da yine dosya sekmesi üzerinden bilgi başlığını seçtikten sonra sürümleri yönet butonuna tıklayarak kaydedilmemiş çalışma kitaplarını kurtar seçeneğini tıklayıp ilgili dosyamıza ulaşmamız ve kurtarmamız mümkündür. Bu komutla ekranımızda açılacak olan iletişim penceresi üzerinde kaydedilmeyen dosyalarımızın bir listesi görüntülenir. Buradan ilgili dosyamızı seçerek aç komutunu verdiğimizde dosyamız son kurtarma kaydı ile sarı iş çubuğu üzerinde farklı kaydet butonu yer alan bir halde açılacaktır. Farklı kaydet butonunu tıklayarak dosyamızı diskimize kaydetmemiz mümkün olacaktır. Ebru Özbek, Arge Birimi Yazılım Ekibi.